Olacak mı, olmayacak mı? Görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi derken sonunda oldu. 36 yıldır bir türlü çözülemeyen Kıbrıs sorununu halletmek için taraflar sonunda buraya, New York'a geldiler ve görüşmelere başladılar. Ancak bu görüşmeler dolaylı yollardan, yani aracılar kullanılarak yapılıyor. Burada aracı olanlarsa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ve yardımcıları. Adanın iki lideriyle ayrı ayrı görüşüp onları ortak bir noktada buluşturmaya çalışıyorlar. Ve işte bu görüşmelerin hepsi de bu arkamda gördüğünüz Birleşmiş Milletler binasının 38. katında yapılıyor. Tabii burada görüşenler sadece Kıbrıslı Türkler ya da Rumlar değil. Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ve hatta Amerika Birleşik Devletleri de buradaki görüşmeleri dakikası dakikasına çok yakından izliyor. Ayrıca İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın ve hatta İskandinav ülkelerinin Kıbrıs koordinatörleri de burada. Herkesin ortak amacıysa bir türlü buluşamayan iki tarafı bir şekilde buluşturmak ve Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak. İşte bunun için de bugünlerde Birleşmiş Milletler binasının koridorlarında ve tarafların kaldıkları otellerde yoğun bir diplomasi, hummalı bir pazarlıklar ve kulisler yapılıyor. İşte biz de bu programımızı 36 yıldır bir türlü çözülemeyen Kıbrıs sorununa ayırdık. Acaba burada kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor? Bu defa adada gerçekten kalıcı bir çözüm bulunabilecek mi? Yoksa buradaki uzun diplomasi maratonundan sonra yine her şey eskisi gibi devam mı edecek? İşte bütün bu sorulara programımızda hep birlikte yanıt bulmaya çalışacağız. Ayrıca programımızın ilerleyen dakikalarında buradan New York'tan canlı yayında stüdyo konuklarımız olacak ve kendileriyle görüşmelerdeki son durumu ele alacağız. Anlayacağınız yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Hepinize New York'tan canlı yayında merhaba diyoruz ve burada Kıbrıs görüşmelerini uzun bir süredir izliyorduk NTV ekibiyle birlikte ve işte Pusula'yı da özel olarak New York'a çevirdik. Başta da izlediniz. Şu anda burada yanımda son derece önemli konuklarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş ve Profesör Doktor Mümtaz Soysal. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Buraya geldiler çünkü şu anda çok net söylememiz gerekirse neredeyse bütün dünya basını Sayın Denktaş'ın peşinde ve kendisi tabii Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir moratoryumu var. Görüşmelerle ilgili hiçbir bilgi verilmiyor içeride. Ama sağ olsun Sayın Denktaş bizi kırmadı, geldi ve tabii herkesin kafasındaki sorular var. Neler oluyor görüşmelerde? Gerçekten de bu sefer kalıcı bir çözüm zemini yaratılabiliyor mu? Nasıl gidiyor? Biraz bunları konuşacağız. Sayın Mümtaz Soysal'sa görüşmelerde Sayın Denktaş'ın danışmanı sıfatıyla bulunuyor. Ta başından beri görüşmelerde bizzat bulunuyor. Anlayacağınız şu anda dünya basınının peşinde olan iki insan burada bizimle birlikteler. Çok kısa zamanımız var. Çünkü Sayın Denktaş biraz sonra buradan çıkıp eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la buluşmak üzere yola çıkacak ve New York trafiğinde bayağı bir uzun yolculuktan sonra oraya gidecek. Onun için biz de hemen Sayın Denktaş'a dönüyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bizi kırmanız, geldiniz. 36 yıldır Kıbrıs'la ilgili birçok görüşme yapıyorsunuz. Neredeyse ben bile yani 5 genel sekreter, Birleşmiş Milletler genel sekreteri değişti. Bir sürü özel temsilci geçti. Saymaya kalktık. Bir sürü görüşme olmuş. Sayamadık kaç görüşme olduğunu. Bu sefer gerçekten farklı bir şeyler var mı? Bu sefer bir şeyler oluyor mu? Buraya gelmeden evvel biz eski prosedür, eski usul, eski format üzerine gelmeyeceğimizi açıkladık ve yeni bir sayfa açıldığı inancı içerisinde gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla ümit ederiz ki bu yeni sayfada ortaya konmuş olan ve eşitliğimize önem veren hususlar bütün süreç sürecince devam eder ve neticeye de bağlanır. Şimdi ben siz sormadan söyleyeyim. Her iki taraf sandığını yahut bağlunu almış gelmiştir. Onun bağlunda ne olduğunu ben tahmin etmem gerekir. Benim bağlumda ne getirdiğimi onun tahmin etmesi gerekir. Ama bunu tahmin etmek de zor bir iş değildir. Grides Kıbrıs hükümeti unvanını gölgelendirmemek üzere gelmiş bulunuyor.
ve bütün yapacağı bize işte bazı haklar verir vesaire vesaire şeklinde ortaya bir şeyler koymaktır. Bizim getirdiğimiz ise gelmeden evvel de söyledik, burada da söyledik, devamlı surette söylemek mecburiyetindeyiz. Bu hiçbir şeyi ifşa etmek değildir. Devletimizi koruyarak bir anlaşma yapmak istiyoruz. İki devlet esası üzerinden bir anlaşma yapılması gerekir diyoruz. Çünkü sanki devletin sahibi Rumlarmış gibi 1963'ten bu yana kadar bize yaptıklarına biz her itiraz ettiğimizde iç işleridir, yapmak hakkımızdır kabilinden cevaplar vermişlerdir. Hı. İşte biz yeni bir anlaşmada bunu söyleyemeyecekleri bir netice istiyoruz. O da devletten devlete anlaşmadır. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani biliyorum moratorium var, biliyorum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri herhangi bir açıklama yapmanızı istemiyor. Ama doğrusunu isterseniz şu anda bizi izleyen milyonlarca insan, gerek Kıbrıs Türk kesiminde olsun gerek Türkiye'de olsun çok merak ediyorlar. Ne olur söyler misiniz, nasıl gidiyor? Yani en azından onu söyleyin. İyi mi, umut şimdi, var mı, yok mu, ne bekleyelim? Şimdi bugüne kadar genel sekreter bizi dinlemiştir. Dinlemeye devam ediyor. Dolayısıyla kendi görüşlerini ortaya koyduğu yok. Yahut Rum tarafı şunu istiyor dediği yok. Biz genel sekreterin yaklaşımlarından, sorduğu sorulardan bazı sonuçlar çıkartmaya çalışıyoruz. Eğer yanlış bir hava alırsak o zaman kendisine bu yanlıştır, sakın bu yöne gitmeyiniz demeye çalışıyoruz. Yani bu henüz bir alver durumuna gelmiş değildir. Alver durumuna gelebilmesi için kimin kimden alacağını, kimin kime vereceğinin anlaşılması lazımdır. Yani kimlik meselesi, statü meselesi ana konudur. Yani siz gelmeden önce de söylediniz zaten, bakacağız görüşmeler için zemin olacak mı olmayacak mı göreceğiz diyorsunuz. Umut var mı? Oluyor mu zemin? Hazırlanıyor mu? Zemin sağlanıyor mu? Efendim şimdi dediğim gibi genel sekreter her iki tarafın ortaya koyduğu zemine bakıyor. Bu zemini birleştirip birleştiremeyeceğimizi zannedersem bundan 3-4 gün sonra bize söyleyebilir duruma gelecektir. Onun için biraz sabırlı olmak lazımdır. Evet. Fazla merak etmemek lazımdır. Çünkü eskiden geldiğimizde altımızda bir devlet bir şey yoktu seneler evvel. Hı hı. O zaman hakikaten endişe etmekte haklıydınız. Şimdi biz bir devleti temsil ediyoruz. Devlet adına geliyoruz. Devletimiz vardır. Devletimiz var olarak geldik. Ne olursa olsun burada devletimiz var olarak döneceğiz. Onun için kimsenin endişe etmemesi lazımdır. Bütün mesele her şey sanki Helsinki'ye indekslenmiş gibi bir hava yaratılmaktadır. Helsinki'de ne olur? Kıbrıs'a ne yapılır? Kıbrıs kere içerisinde, tırnak işareti içerisinde. Kıbrıs dedikleri bir müracaat yok ki. Ama varmış gibi eğer Lüksemburg'dan sonra yaptıklarını 2000 ajantası ile biz yine New York'tayken yaptıklarını tekrar alırlarsa tabii iyi yapmış olmazlar. Ama ben de onu soracaktım. Yani Helsinki'den çıkacak karar bu hafta sonu birkaç gün sonra burada bizi etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Bizi etkileyecek. Nasıl etkiler yani? Tabiatıyla. Biz buraya Kıbrıs denilen Rum idaresinin daha da güçlenmesi, daha da bir Kıbrıs'mış gibi bir yerlere alıp Kıbrıs'ı götürmesi için yardımcı olmaya gelmedik. Biz buraya bu Kıbrıs müracaatının kısıtlı bir müracaat olduğunu, politik bir müracaat olduğunu, bizi kapsamadığını, yasal bir müracaat olmadığını bilerek geldik. Ve genel sekreterin de bunu bilmesi lazım. Bu Kıbrıs sürecini destekleyenlerin de bilmesi lazım. Ki bunların çoğu Avrupa'dadır, Helsinki'de olacaktır. Dolayısıyla bize zarar verecek, yeniden görüşmeleri noktalayacak veya ortadan kaldıracak bir karara varmasınlar istiyoruz. Bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Haberler çıkıyor işte bu toprak konusunda %34'ler, %24'ler. Ne kadar ciddiye almamız lazım bunları? Böyle şeyler konuşuldu mu? Bu herhangi bir şey ifşa etmek değildir. Toprak meselesi biz evvelden de söyledik. Konuşulabilmesi için evvela statümüzün belirlenmesi lazımdır. Toprağın bizim egemenliğimizde olduğunun kabul edilmesi lazımdır ki hudutlar nereden geçer konusu gündeme gelsin. Böyle bir şey yoktur. Masında çıkan %24 verdiler, %32 istedik gibi şeyler tamamen uydurmadır, spekülasyondur. Yoktur böyle şey. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Buradan
Pusula yardımıyla NTV seyircileriyle buluşuyorsunuz ama herkes bizi izliyor. Buradan Kıbrıs Rum kesimine, Kıbrıs Rum toplumuna veya yönetimine ya da Glafkos Kledes'e bir mesaj iletmek ister misin? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi geçen gün yine Yunan Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Yunan'dır, Yunan olacaktır. Yunan olması için de doğru yolda ilerlemekteyiz gibi laflar ettiler. Bu nedenle, bu akılla, bu siyasetle gittikleri içindir ki silahla kan akıtarak, ambargolarla bugüne kadar dünyaya yalan söyleyerek Kıbrıs'ı Yunan yapmaya çalışmışlardır. Yapamayacaklarını görmüşlerdir. Şimdi Avrupa Birliği baskısı ile veyahut burada başka baskılarla bunu elde etme oyunundan vazgeçerlerse biz Kıbrıs meselesini bir haftada burada hallederiz. Vazgeçmeleri lazımdır. Kıbrıs, Sayın Clinton'un da söylediği gibi iki sahibi vardır Kıbrıs'ın: Türkler ve Rumlar. Bu iki sahip aynı binanın içerisinde ortaklaşa yaşıyorlardı. Büyük, kendini güçlü zanneden Rum tarafı bize attı. 36 yıl sonra bizi yine hiçbir şey olmamış gibi içerisine alamaz. Biz diyoruz ki şimdi tapumuzla geliniz yan yana, tapumuzla bu işi halledelim. Hı hı. İki tapu ve iki mal sahibi nasıl yeniden bir araya gelebilecek konuşsun. Bizim istediğimiz budur, gerçek evet. budur. Tarih buna amirdir. Bize yaptıkları buna amirdir. Bunu bilirlerse yine dost oluruz. Peki. Sayın Cumhurbaşkanım çok çok teşekkürler. Biliyoruz aceleniz var. O yüzden çok teşekkür evet. ediyoruz. Ve evet, kolay gelsin. İyi görüşmeler size. Allah oldukça Allah. Yoğun geçiyor. Hemen evet, evet. sizi yolcu Saat edelim. 5.30'da evet. genel sekreterlikle toplantı. Evet, evet. Bugün onu da söyleyelim hemen. Gerçekten sayın seyirciler, New York saatle saat 5.30'da 17.30'da genel sekreterle bir görüşme olacak. Bugünkü görüşmeler devam ediyor. Yüksek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti de orada olacak. Şimdi ben hemen Mümtaz Soysal'a dönmek istiyorum. Çok teşekkürler. Sizce nasıl gidiyor görüşmeler? Ya da ne kadar bir şeyler bekleyelim? Bir umut var mı? Bir zemin oluşuyor mu gerçekten? Sizce nasıl gidiyor? Dışarıdan nasıl gözüküyorsa içeride de öyle gidiyor. Yani pek bir değişiklik olmayacakmış gibi görünüyor dışarıda. Daha belli olmaz. Bakalım önümüzdeki haftanın başlarında belli olur. Bir ortak zemin var mı yok mu? Tabii ortak zemin, herkes birbirinin çantasını Sayın Bektaş'ı dediği gibi bildiğine göre ortak zemini oluşturacak olanlar ya da olup olmadığına karar verecek olanlar Birleşmiş Milletler ve onun çevresindeki güçler. Çünkü Birleşmiş Milletler sadece Birleşmiş Milletler olarak çalışmıyor. Dünyada kimin ağırlığı varsa o ağırlıklar burada da hissediliyor. Aynı zamanda tabii bu sadece görüşme odasında biten bir görüşme değil. Dolaylı görüşmeden ne anlaşıldığını galiba biraz daha açmak gerekecek. Dolaylı görüşmede biz birbirimizi görmüyoruz. Yani Kıbrıs Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafı birbirlerini görmüyorlar. Aynı masanın etrafına oturmuyorlar. Birleşmiş Milletler bizim karşımıza oturuyor. Biz derdimizi anlatıyoruz. Sonra gidip öbür tarafa aynı soruları ya da buna benzer soruları soruyorlar. Fakat bu arada yani diyelim ki bugün 17.30'da tekrar New York saatiyle, yani Türkiye saatiyle demek ki yarım evet, bir yani arası gece yarısı falan gece yarısını evet, geçtikten yarısı. Sonra görüşülecek. Fakat bu arada gerek öğle yemeğinde, gerek sabah kahvaltısında, gerek öğleden sonra bir takım adamlar geliyor gidiyor. Onu soracağım bence. Evet. Çünkü bu tür uzun böyle dolaylı görüşmelerde inanılmaz bir kulis diplomasi, koridor diplomasi daha doğrusu sürüyor. Bunda da oluyor mu aynı şeyler? Tabii dolaylı demek herkes bakımından dolaylı. Yani biz yine falancanın yemeğinde oturup da Rum tarafıyla birlikte oturmuyoruz. Hı hı. O falancaya filancaya bazı şeyleri anlatıyoruz. O da öbür tarafla tekrar oturup da kahvaltı falan ediyorsa onlara ne anlatıyorsun da biz bilmiyoruz. Yani kimse kime ne anlattığını da tam olarak bilmiyor. Peki bütün bu haragürede sonuç nasıl çıkacak? Yani bunlar nerede çıkacak? Bir yerde toplanıyor herhalde. Hı-hı. İşte o dünyaya yön veren odalarda bu durumlar değerlendiriliyor. Artık bu New York mu olur, Washington mu olur, neresiyse. O dünyaya yön veren odalar dediniz. Yani evet. Sormadan edemeyeceğim. Amerika'nın çok yakından izlediğini biliyoruz ta başından beri. Bir takım mektuplar yollandı. Clinton'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektuplar yollanıyordu. Haberler var. Böyle bir şeyler var mı gerçekten? Yani Amerika ne kadar etkili ya da öyle sorayım. Artık o kadarını açıklamak hakkımız yok. Ama dünyaya yön veren odalardan söz edince herhalde medya odalarını da bunun arasına katmak gerekir. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bize bu payeyi verdiğiniz evet, için. En azından Türkiye'den öyle gözükür. Fakat burada medya biraz uzak duruyor.
Biz tabii medyayı etkilemeye çalışıyoruz ama bütün bunların ötesinde sanki böyle bir şey cereyan etmiyormuş havası var. O da işi biraz daha esrarlı hale getiriyor. Fakat evet, yani bu biraz da sanki Rum tarafının ekmeğine yağ sürmüyor mu aslında? Bu blackout dedikleri, bu moratorium, yani açıklamama. Çünkü bizim de anlatmaya ihtiyacımız var anladığım kadarıyla Türkiye olarak. Ve tabii, Kuzey Kıbrıs'ın da anlatmaya ihtiyacı var. Tabii davayı. Ama bu oyunun bir parçası. Yani bizim derdimizin tam olarak duyulması, bizim çabalarımıza bağlı olduğu kadar bunun duyulmasını isteyebilecek olan kimselerin çabalarına bağlı. Ama bu duyulmasın isteniyorsa böyle bir karartma tabii ki bizim aleyhimize işliyor. Biz bunu delmeye çalışıyoruz. Fakat aynı zamanda da verdiğimiz sözleri, yani masadaki görüşmeleri dışarıya sızdırmama sözünü tutmaya çalışıyoruz. Herhangi bir çok merak ediliyor tabii. Yani biliyorum moratorium var aynı şekilde, fakat bizi izleyenler sürekli soruyorlar. Herhangi bir yazılı belge geldi mi şu ana kadar ortaya? Hayır. Böyle bir şey var mı? Hayır, söz konusu değil. Bizim kendi yazılı hazırlıklarımız var. Her konuda neler yapacağına ilişkin olarak Kıbrıs'ta başlamış olan kendi aramızda toplantılar var. Bizim belgelerimiz var ama henüz masada belge dolaşmıyor. Ne Birleşmiş Milletler'in getirdiği ya da dolaylı elden verdiği bir belge var, ne bizim resmen ya da karşı tarafın resmen masaya koyduğu bir belge var. Peki nasıl? Tümler yani çantalarda tutuluyor. Sözler o zaman, öyle mi? Yani tamamen şifaya gidiyor. Herkes kendi pozisyonunu anlatıyor anladığımız kadarıyla. Biraz karşı tarafın pozisyonunu bildiğimiz halde acaba Birleşmiş Milletler'e nasıl yansıtılmış, onlardan ne isteniyor, onu sezmeye çalışıyoruz. Ama bu bakımdan içimiz rahat. Biz ne istediğimizi çok net bir biçimde bilerek geldik buraya. Yani Sayın Başkan'ın dediği gibi bir yeni bir safha açılsın istiyoruz. Ha, bu safha açılmasın isteyenler de var. Karşımızdakiler yeni bir safha olmasın istiyorlar. Birleşmiş Milletler bu konuda verdiği sözü tutmak zorunda. Tutmadığı zaman bir takım güçlükler ortaya çıkabilir. Biz o bakımlardan Birleşmiş Milletler'e bu sözü tutma çizgisinde tutmaya çalışıyoruz. Bir de ikinci raundu olacak bu görüşmelerin inşallah. Bakalım yani olup olmayacağı giderse, bu raundun, bu dizinin sonunda belli olacak. Bu dizi ama bu hafta sonu herhalde Helsinki beklenecek. Helsinki beklenecek ama Helsinki'de neler beklemek gerektiğini de az çok biliyoruz. Onun ne ölçüde burayı etkileyeceği orada yazılacak olan kararın sözlerine bağlı. O kararı az çok tahmin ediyoruz ama Türkiye'ye adaylık verilirken neler söylenecek? O eğer bundan önce yapıldığı gibi Troutbeck'te ya da Glion'da, yani Amerika'da ve İsviçre'de bir araya getirsinler ve değil mi? Falan filan, yani onlar sırasında yapılan hatalar burada da tekrarlanırsa buradan sonuç beklememek gerekir. Onun için buradan da oraya sinyaller veriliyor. Bu sinyalleri değişik biçimlerde değişik kimselere verdirtmeye çalışıyoruz ki Helsinki'dekiler yapacaklarını iyi bilsinler, sorumluluklarının farkına varsınlar. Evet. Bizden de orada olanlar da aynı zamanda dikkat etsinler. Çünkü burada Kıbrıs'ın geleceği konuşuluyor. Doğru. Helsinki konusuna geleceğiz ama isterseniz önce kısa bir ara vermek istiyoruz. Evet, evet, New York'tan yaptığımız canlı yayınımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Hepinize New York'tan, New York'taki stüdyolarımızdan canlı yayında yeniden merhaba. Şu anda burada saatlerimiz 4'e 20, evet 4'e neredeyse 20 var, 23 var Türkiye'de, 11'e 23 var ve Sayın Mümtaz Soysal'la, Profesör Doktor Mümtaz Soysal'la Kıbrıs görüşmelerini, buradaki Kıbrıs görüşme, olaylı görüşmeleri konuşuyoruz. İkili görüşmelerde nereden nereye gelindiğini konuşuyoruz. Yalnız tekrar konuşmaya devam edeceğiz ama ondan önce sizler için Pusula ekibi olarak özel bir dosya hazırladık.
36 yıllık Kıbrıs sorununun geçmişine baktığınızda inişler, çıkışlar, katliamlar, savaşlar, gerginlikler ve bolca da görüşme var. Ve bütün bu görüşmelerde ortaya iki önemli isim çıkıyor. Rauf Denktaş ve Glafkos Klarides. Şu anda da bu iki isim zaten karşı karşıya görünüyor. Bu iki isim, daha doğrusu iki hasım demek gerekiyor. Yalnız çok ilginç, bu iki rakip arasındaki ortak noktalar farklılıklardan daha fazla. Gerçekten de bu iki insan, Kıbrıs'ın bu adanın yakın geçmişine damga vuran bu iki insan aslında meslektaşlar. İkisi de avukat ve birbirlerini çok yakından tanıyorlar ve sürekli de karşı karşıya gelmişler masanın iki tarafında. Bir noktadan sonra 1950'lerin sonundan itibaren karşı karşıya oturmuşlar. İşte isterseniz gelin adanın yakın geçmişine damga vuran bu iki ismin biyografisi ışığında adada bugüne kadar yaşananları kısaca bir ekranlarınıza getirelim. ...1940'ların sonu, savaş sonrası Londra. İleride Kıbrıs'ın geleceğinde söz sahibi olacak iki lider o yıllarda burada hukuk talebesiydiler. Glafkos Klarides 1951'de Londra Üniversitesi'nden mezun olup İngiliz Gray Inn Barosu'nda avukatlığa başladığında hemşehrisi Rauf Denktaş da 27 yaşında çiçeği burnunda bir avukattı. Mahkemede hakim önünde davalara katılan bu iki avukatın yıllar sonra bu defa Kıbrıs'ta kendi toplumlarının haklarını savunacaklarını o yıllarda kimseler bilemezdi. Ancak 1950'lerde yaşanan gelişmeler bu iki meslektaşı önce bir araya sonra da karşı karşıya getirecekti. 1950'lerde Kıbrıs'taki saldırgan ve radikal Rumların kurduğu EOK adlı örgüt adadaki huzuru bozmaya başlamıştı. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı, yani Enosis'i amaçlayan EOK, o yıllarda adanın yönetimini elinde tutan İngilizlere ve adanın diğer halkı olan Kıbrıslı Türklere saldırılar, suikastler düzenliyordu. Gittikçe artan şiddet olaylarının ardından İngiltere 1958'de Kıbrıs'ın yönetimini adada yaşayan iki halka bırakacağını açıkladı. İngilizler adada iki askeri üs bulunduracaklardı. Rumların ve Türklerin bundan böyle kendi kendilerini yönetmelerini istiyorlardı. Kıbrıs bağımsız olacaktı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Yeni bağımsız devletin nasıl kurulacağını görüşmek üzere adadaki iki toplumun liderleri 1959'da Zürih'te bir araya geldiler. Amaç yeni Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni anayasasını oluşturmaktı. Kıbrıslı Rumları o yıllarda yıldızı iyice parlayan bir avukat olan 40 yaşındaki Glafkos Klarides temsil ediyordu. Karşısında ise 35 yaşında bir başka başarılı avukat vardı. Rauf Denktaş. Bu iki meslektaş sonunda ortak noktalarda anlaştılar ve 1960'da Londra'da yeni Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni anayasası imzalandı. Ne gariptir ki 1959'da iki toplum arasındaki görüşmeleri başlatan iki lider aradan geçen 40 yıldan sonra bugün hala masanın iki tarafında karşı karşıyalar ve hala görüşüyorlar. 1960 Anayasası adadaki her iki topluma da siyasi eşitlik veriyordu. Ayrıca burada herhangi bir sorun çıkabileceği ihtimaline karşı Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'ın yeni garantörleri oluyorlardı. Özellikle Türkiye ve Yunanistan adada belirli sayılarda asker bulundurabileceklerdi. Enosis yasaklanırken yasama, yürütme ve yargının nasıl olacağı da ayrıca belirlenmişti. 1960 anlaşmasından sonra herkes Kıbrıs'a huzurun geleceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. EOK'cılar faaliyetlerine devam ettiler. Türk toplumu sürekli saldırılara ve hatta katliamlara maruz kalıyordu. Bu katliamların doruk noktası ise 1963'teki Kanlı Noel'di. Ada ilk kez fiilen bölünürken Türkiye Kıbrıs'a müdahale etmeye hazırlanıyordu. Ancak bu defa araya Washington girdi ve Mekik diplomasisi yardımıyla bazı garantiler sağlandı. Gerginlik geçici olarak giderildi. Klarides'le Denktaş'ın yolları bundan sonra 1968'de kesişecekti. Toplumlar arası görüşmelerde masanın iki tarafında yine bu iki meslektaş vardı. 4 yıllık bir sürgün hayatından sonra adaya dönen Denktaş, Kıbrıs Türk yönetiminin başkan yardımcısıydı. Hiperides kod adıyla EOK'lıların avukatlığını yapmış olan Klarides ise Rum Temsilciler Meclisi başkanıydı. 1968'deki görüşmeler bugünkülerden farklı olarak Kıbrıs'ta yapılıyordu. Taraflar bazen Klarides'in, bazen de Denktaş'ın evinde toplanıyorlardı. Ancak bu uzun görüşmelerde kalıcı bir uzlaşma sağlanamadı ve Eylül 1971'de toplumlar arası görüşmeler sona erdi. Bütün bunlar sürerken Rumların Enosis hazırlıkları da devam ediyordu. Binlerce Türk, EOK'cılar tarafından evlerinden kovulmuş ve göçmen durumuna düşürülmüştü. İki toplum arasındaki gerginlikler giderek artıyordu. Aynı yıllarda Kıbrıslı Türkler de kendi siyasi örgütlenmelerini oluşturuyorlardı. 1967'de ilan edilen geçici Türk yönetimi daha sonra Kıbrıs Türk yönetimine dönüştürülmüştü. 1973'teki seçimlere tek aday olarak giren Rauf Denktaş başkanlık görevini Doktor Fazıl Küçük'ten devralıyordu. Aynı yıllarda Glafkos Klarides ise adanın Rum tarafındaki Temsilciler Meclisi başkanıydı.
25 Temmuz 1974'te Kıbrıslılar silah ve bomba sesleriyle uyandılar. Ancak bu defa saldırıya maruz kalanlar Türkler değil, Başpiskopos Makarios'un başkanlık sarayıydı. Yunan subaylarının komutasındaki Rum Milli Muhafız Ordusu ve EOKB darbe düzenlemişti. Darbenin başındaysa Nikos Samson vardı. Makarios adadan kaçarken Samson kendini cumhurbaşkanı ilan ediyordu. Kıbrıslı Türklerin artık hiçbir güvencesi kalmamıştı. Zamanın başbakanı Bülent Ecevit derhal harekete geçip garantör devletleri ortak müdahaleye çağırdı. Ancak bütün bu çabalarından sonuç alamayınca tarihi kararını açıkladı. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. ...20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Harekatın 3. gününde Samson başkanlık görevini Temsilciler Meclisi Başkanı Klerides'e devretti. Glafkos Klerides de 5 ay boyunca Makarios adaya dönene kadar bu görevi yürüttü. Ateşkesten sonra 8 Ağustos 1974'te 2. Cenevre görüşmeleri başladığında... ...Klerides ve Denktaş yine masada karşı karşıya oturuyorlardı. Ancak Rum tarafı hiçbir çözüme yanaşmıyor, askeri açıdan toparlanabilmek için adeta vakit kazanıyordu. Bunun üzerine Türkiye 14 Ağustos sabahı 2. Barış Harekatı'nı başlattı. 3 gün süren bu harekattan sonra Türk kuvvetleri bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını kontrol altına aldılar. Bundan sonra zamanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim apar topar adaya gelip tarafları yeniden bir araya getirdi. Tabii masada yine Denktaş ve Klerides vardı. Ardından Makarios'un adaya dönmesiyle Klerides 5 ay yürüttüğü başkanlık görevini Başpiskopos'a teslim etti. Klerides'in Kıbrıs Rum yönetimi lideri sıfatını yeniden elde etmesi için tam 19 yıl beklemesi gerekecekti. Bundan sonra Kıbrıslı Türkler 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilan ettiler. 1976 ve 1981'de genel ve yerel seçimler yapıldı. Rauf Denktaş 1983 yılının 15 Kasım'ında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilinceye kadar bu yeni federe devletin başkanı olarak görev yaptı. İki liderin görüşme masasına yeniden gelişleri ise 1993 yılında oldu. Eski hasımlar 10 Mart'ta Lefkoşa'da karşı karşıya geldiklerinde Glafkos Klerides Rum kesimindeki başkanlık seçimlerini %50.3 oyla kazanmış, çiçeği burnunda bir başkandı. Meşhur ikili Lefkoşa'dan 20 gün sonra bu defa New York'ta buluştular. Sonuç yine anlaşmazlık. Bundan sonra Denktaş ve Klerides uzunca bir süre görüşmediler. İki liderin yolları 4 yıllık bir aradan sonra yine New York'ta kesişti. Ancak bu kez buluşma mekanı Birleşmiş Milletler binası değil, New York yakınlarında yeni edilerin balayına gittikleri bir tatil beldesiydi. Troutberg. Bu görüşmeye aracılık eden Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri Kofi Annan, belki de tarafların buradan ilham alıp evlilik yolunda adım atabileceklerini ummuştu. Ama öyle olmadı. Troutberg görüşmelerinden yine çözümsüzlük çıktı. Bundan bir ay sonra Denktaş'la Klerides'in buluşması bu kez İsviçre'nin Montreux kenti yakınlarındaki Glion kasabasındaydı. Ancak burada da herhangi bir sonuç alınamadı. 11 Ağustos 1997'deki bu toplantı iki liderin yüz yüze yaptıkları son görüşme oldu. Kıbrıs konusundaki çözüm çabaları o günden sonra adeta buzdolabına kaldırıldı. Ta ki Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın devreye girip tarafları New York'ta dolaylı olarak görüşmeye ikna etmesine kadar.
New York'tan Kıbrıs dolaylı görüşmeleri konusunda yaptığımız canlı yayınımız Pusula programı devam ediyor. Gördüğünüz gibi konuğum Profesör Doktor Mümtaz Soysal, görüşmelere direkt olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinde yer giren ve görüşmeye başından beri bulunan Mümtaz Soysal'la görüşmeleri konuşacağız, devam edeceğiz. Bu arada biraz evvel izlediğiniz dosyamızda, Pusula ekibinin hazırladığı dosyada gerçekten de Kleridesle Rauf Denktaş'ın yolları çok ilginç bir şekilde hep kesişiyor. Hep masanın iki tarafında karşılıklı oturuyorlar ve yine işte şu anda da bütün bu Kıbrıs konusundaki bu uzun gerginlikler, bu uzun yaşanan inişler çıkışlar burada New York'ta da bu iki lideri karşı karşıya getirmiş durumda. Buradayız, görüşmeler devam ediyor ama buraya geliş biraz da zor oldu galiba. Yani bayağı bir sancılı oldu ama biz sonra fikir değiştirdik gibi göründü. Gerçekten öyle bir şey var mıydı? Fikir değiştirmedik, biraz daha uyumlu davranmaya çalıştık. Çünkü bize dendi ki tamam sizin böyle bir eşitlik iddianız var, olabilir ama bunu anlatın da New York'ta bu herhalde gerçekleşebilir dendi. Biz onun için geldik ve bizim için ortak bir zeminin oluşması buna bağlı. Bu olmamışsa ortak zeminde yok demektir. Evet. Tabii burada merakla beklenen bu hafta sonu birkaç gün sonra olacak Helsinki zirvesi. Şimdi Helsinki zirvesi konusunda ben fikirlerinizi almadım. Çünkü Dışişleri Bakanlığı da yapmış biri olarak, Türk dış politikasına da bakıp biri olarak çok merak ediyorum fikirlerinizi ama her şeyden önce şunu soracağım. Şimdi anlaşmalara göre benim hatırladığım kadarıyla adadaki iki kesim Yunanistan'ın veya Türkiye'nin aday olmadığı bir uluslararası örgüte giremiyorlar. Hatta rızası olmadan giremiyorlar. Peki Rum kesimi nasıl bunu gösterdi? Yani Türkiye niye o zaman sesini çıkarmadı 1995 diye yanılmıyorsam? Türkiye sesini çıkardı. O zamandan beri de Türkiye'nin resmi tutumu budur. Biz hala aynı görüşteyiz. Dolayısıyla Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı Avrupa başvurusu bizim gözümüzde antlaşmalar gereği geçersizdir. Ve bu Ankara'nın da Lefkoşa'nın Türk kesiminin de resmi görüşü olarak devam ediyor. Ama Türkiye'nin gümrük birliği görüşülürken Yunanistan'ın buna karşı vetosu vardı. Türkiye ile gümrük birliğine hemen geçilmesin istiyordu. Bu vetoyu kırabilmek için Kıbrıs'ın görüşmelere başlaması, Avrupa Birliği ile bir çeşit adaylık durumuna gelmesi istendi. Ne olduysa böyle bir şeyle, bir kağıt üzerinde olmayan ve kimin tarafından nasıl yapıldığı hala sır olarak kalan bir uzlaşmayla bu konu geçiştirildi. Türkiye resmen protesto etti, hayır görüşümüz budur dedi ama o zamandan beri Avrupa Birliği Kıbrıs'ı çoktan aday ilan etti. Görüşmeleri hatta başladı, tam yörük görüşmelerine. Şimdi bu noktada Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk kesiminin, KKTC'nin resmi tutumu bu olduğu için biz yine itirazlarımızı ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu görüşmeler hala bizim gözümüzde geçersiz görüşmelerdir. Dolayısıyla bir kere burada çözüm olmadan, yani iki taraf birleşip de bir ortak irade ortaya koymadan, anayasalar ve şeyler gereği, antlaşmalar gereği böyle bir başvurunun geçersiz olması düşünülürse bunun bir bizim gözümüze geçerliliği yok. Evet. Yeniden bir birleşme olursa yeniden başvurunun yapılması gerekecektir. Tabii Helsinki'deki kararlar çok etkileyecek. Ama yani Yunanistan istiyor ki, Yunanistan istiyor ki çözüm dahi olmadan Güney Kıbrıs'ın Rum yönetiminin Avrupa'ya girebileceği, tam üye olabileceği tescil edilsin. Şimdi Helsinki'de buna benzer bir ifade kullanılırsa bir kere yanlış olur. Ne yapmamız lazım? Bizim Türkiye olarak ne yapmamız lazım? Yanlış olur ama böyle bir olasılık var. Bunu yani ifadelerden bu anlam çıkıyorsa, bana kalırsa, ben şimdi burada sadece kişisel görüşümü söylüyorum. Ama sanıyorum. En azından Türkiye'nin kendi kendisiyle tutarlı olabilmesi için biz böyle bir adaylık, bu böyle bir ödün ya da böyle bir razı oluş karşılığında verilmiş olan adaylığa teşekkür ederiz. Çünkü olasılıklardan biri bu. Yani Rum kesimine bir takvim önerilmesi ve Türkiye'nin de adaylığını kabul edip bir takvim önerilmesi. Öyle bir şey yaparlarsa hem bir kere o eskiden beri süren yanlış devam etmiş olur. Daha önemlisi buradaki görüşmelerde baltalanmış olur. Öyle bir şey yapılmamasını umut etmekten ibaret. Buradaki görüşmeler nasıl etkilenir? Yani kesilir mi anında ya da tavrı ne olur? Tabii öbür taraf geçen defa olduğu gibi heyecanını kaybeder. Yani bu görüşmelerden ne çıkarsa çıksın onları fazla ilgilendirmeye başlar. Çünkü derler ki biz Avrupa ile hallediyoruz zaten işimizi. Avrupa ile hallettikten sonra sizi de hallederiz demeye getirecekler. Türkiye'yi falan da bunun içinde hallederiz demeye getirecekler. Onun için görüşmelerin anlamı kalmayabilir. O bakımdan bizim burada statü konusundan
sonra yine asıl önem verdiğimiz noktalardan biri bu Avrupa'nın tutumu. Sayın Söksal çok çok teşekkürler. Gerçekten bizimle birlikte oldunuz, zamanınızı ayırdınız ve kolay gelsin bundan sonraki görüşmelerde de. Evet. Çünkü devam ediyor. Hatta bu akşamüstü 17.30'da evet. Buranın saatiyle, Türkiye saatiyle 12.30'da tekrar görüşeceksiniz herhalde, evet. Değil mi? Bu sefer genel sekreterle mi yoksa? Bu sefer genel sekreter 24 saatliğine Kanada'ya gitti. Bugünkü görüşmeyi onun özel temsilcisi De Soto yapacak. Kolay gelsin. Evet. İşte izlediğiniz böylelikle biz de New York'tan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımızın Pusula programımızın sonuna geldik. 15 gün sonra yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Yalnız unutmadan bu arada tabii hafta sonu önemli bir zirve var. Helsinki zirvesi ve yine NTV olarak canlı yayınlarda anında size her şeyi aktaracağız. Sizlerle birlikte olacağız. New York'tan hepinize iyi geceler.